Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, İhya-u Ulumiddin İlmin Fasileti Kur'an-ı Kerim'den Deliller Ali İmran Suresi 18. ayeti i Kerime Allah, kendinden başka bir ilah olmadığına adaletle kaim olarak şehadet etmiştir. Melekler ve ilim sahipleri de şehadette bulunmuşlardır. Bak, Allah Teala nasıl kendi zatıyla başladığı şihadette ikinci derecede melekleri, üçüncü derecede de ilim ehlini zikretmiştir. Allah Teala'nın ilme verdiği kıymeti anlatmaya sadece bu ayet bile kafidir. Mücadele Suresi 11. ayeti kerime. Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanlar ise kat kat derecelerle yükseltir. Bu ayetin tefsirinde Allah ondan rahatsız olsun İbni Abbas Hazretleri buyuruyor ki alimlerle cahiller arasında 700 derece fark vardır. Her derecenin arası da 500 senelik yol kadardır. Zümer suresi 9. ayeti kerime de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Fatır suresi 28. ayeti Kerime Kulları arasında Allah Teala'dan en çok korkanlar alimlerdir. Rad Suresi 43. ayeti Kerime De ki, benimle sizin aranızda Allah ve bir de nezdinizde kitap bilgisi bulunanların şehadeti kafidir. Neml Suresi 40. ayeti i Kerime Nezdinde kitaptan ilmi olan dedi ki, onu sen gözünü kırpmadan sana getiririm. Bu ayeti içeriğiyle de bu mühim işin ilim sayesinde başarıldığına tenbih vardır. Kasas suresi 80. ayeti kerime Kendilerine ilim verilenler yazık size dediler. İnanıp işler yapanlar için Allah Teala'nın sevabı daha hayırlıdır. Bu ayeti celilede de ahiretin derecesinin ilimle anlaşılabileceğine tenbih vardır. Ankebut Suresi 43. ayeti i Kerime İşte misaller. Biz onları insanlar için irad ediyoruz. Alim olanlardan başkası onları anlamaz. Nisa Suresi 83. ayeti Kerime Eğer onu peygamberlere ve kendi aralarındaki ulul emirlerine havale etselerdi, onlardan o hükmü oradan çıkarabilenler de bilirlerdi. Hak Teala, hadiselerdeki hükmünü anlamayı, alimlerin çalışıp çıkarmasına havale buyurmakla, onları peygamberler seviyesine yükseltmiştir. Araf Suresi 26. ayeti i Kerime Ey Adem oğulları, Sizi ayıp yerlerinizi örtecek bir elbise, bir de süsleneceğiniz giyim indirdik. Takva elbisesi ise o daha hayırlıdır. Ayet-i Celil'e de elbise kelimesinden murat ilimdir. Çünkü ilim cehalet ayıplarını örter. Süsleneceğiniz giyimse yakin ve takva elbisesi hayadır. Araf Suresi 52. Ayet-i Kerime Hakikaten biz onlara öyle bir kitap gönderdik ki inanacak herhangi bir insan topluluğuna doğru yolu göstermek ve rahmet olmak için tam bir ilim üzere onu kısım kısım ayırdık. Araf Suresi 7. ayeti i Kerime Elbette onlara her şeyi bilerek haber vereceğiz. Ankebut Suresi 49. ayeti i Kerime Fakat o Kur'an kendilerine bilgi verilenlerin sinelerinde yerleşmiş açık ve parlak ayetlerdir. Hak Teala Rahman Suresi 3. ve dördüncü ayetlerde yine şöyle buyuruyor. İnsanı yarattı, ona açık söylemeyi belletti. Hadislere gelince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Allah Teala kime iyilik dilerse onu din alimi yapar ve dinine zarar verecek şeyleri ona bildirir, doğruyu gösterir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlikten üstün rütbe olamayacağına göre bu mirasa sahip olmaktan büyük şeref tasavvur edilemez. Yer ve gök ehli alim için Allah'tan mağfiret diler. İnsan kendiyle meşgulken yer ve gök meleklerinin kendisi için istiğfarı şüphesiz en büyük şereftir. Muhakkak hikmet şerefli adamın şerefini arttırır. Köleleri de melikler seviyesine yükseltir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle ilmin dünyadaki emniyetini anlattı. Ahiret, ebedi ve daha hayırlı olduğuna göre ilmin oradaki faydasının daha üstün olacağı aşikardır. İki haslet var ki bunlar münafıkta bulunmaz. Güzel siret ve ahlak ile din ilmi. İçi dışına, sözü işine uymayan bu zamanın bazı din alimlerine bakıp bu hadisin doğruluğundan sakın şüphe etme. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din alimi buyurduğu kimselerden kastı senin zannettiğin ibadet ve muamele alimi değildir. Bu ilim ileride açıklanacaktır. Bunun en düşük derecesi ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir.'' Bunu böyle bilip hakikaten inanan kimse nifak, riya ve benzeri fena hallerden uzaklaşır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İnsanların en üstünü bir mümin alimdir ki gerektiği zaman yardım eder. Gerekmediği zamanda kendi kendine kalır. İman çıplaktır. Elbisesi takva, süsü utanmak meyvesi ise ilimdir. Peygamberlik derecesine insanların en yakını alim ve mücahitlerdir. derdir. Alimler peygamberlerinin buyruklarına insanları işaret ederler. Mücahitlerse peygamberlerin buyruğu üstre silahlarıyla harp ederler. Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden ehvendir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi Ayrı ayrı değer taşıyan madenlerdir. Müslüman olmadan hatırı sayılanlar, bilgin Müslüman olunca İslamiyette de hatırlıdırlar. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır. Ümmetime ulaştırmak üzere sünnetimden 40 hadis esberleyene kıyamet günü şahit ve şefaatçi olurum. Dinde alim olanı Allah Celle Celaluhu korur ve ummadığı yerden rızkını verir. Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Ya İbrahim, ben alimim. Her alimi severim. Alim yeryüzünde Allah Teala'nın güvendiği kimsedir. Ümmetimden iki sınıf düzelirse bütün insanlar düzelmiş olur. Bozuldukları vakit bütün insanlar da bozulur. Bunlarda amirlerle alimlerdir. Beni Allah Teala'ya biraz daha yaklaştıracak yeni bir ilim edinemediğim günün doğmasında benim için hayır yoktur. Alimin ibadet edenden daha kıymetli olduğunu anlatmak üzere de şöyle buyuruyorlar. Alimin abide nispetle değeri ashabımdan derece bakımından en küçüğü üzerine olan faziletim gibidir. Bakınız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilmi nasıl peygamberlik derecesine yükseltmiş ve tamamen ilimsiz ibadet olamayacağı gibi her ne kadar devam ettiği ibadette azıcık ilmi varsa da bilgiden soyulmuş amelin derecesini de nasıl düşürmüş oldu? Alimin ibadet edenden üstünlüğü 14. keşede ayın diğer yıldızlardan üstünlüğü gibidir.'' Kıyamet gününde üç sınıf insan şefaat eder. Bunlar da peygamberler, sonra alimler ve sonra da şehitlerdir. Şehadetin faziletine dair söylenenle beraber peygamberlikten sonra şehadetten de üstün derece ilme verilmiştir. Allah Teala'ya yapılan ibadetlerinin en üstünü dinde, fıkıhta alim olmaktır. Hatta bir din alimi şeytan nasarında binabitten fenadır. Her binanın direği olduğu gibi İslam dininin direği de ilimdir. Dinimizin hayırlı tarafı kolaylığıdır. İbadetlerin hayırlısı da din alimi olmaktır. Alim olan mümin, ibadet eden müminden 70 derece üstündür. Siz din alimleri çok, okuyucu ve hatipleri az, soranları az, cevap verenleri çok olan bir diyar ve zamandasınız. Bu vaziyet karşısında amel ilimden hayırlıdır. Yakında bir zaman gelecek. Alimler asalacak. Konuşmalar çoğalacak. Soranlar çok olacak. Cevap verebilenlerse az bulunacak. İşte o zaman ilim amelden hayırlıdır. Alimle ibadet eden arasında yüz derece fark vardır. Her derecenin arası besili koşu atıyla yetmiş senelik mesafedir. Denildi ki, Ya Resulallah, en üstün amel hangisidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aziz ve celil olan Allah'ı bilmektir. Onlar, hangi bilgiyi kastediyorsunuz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 90 sıfatlardan münesseh, kemal sıfatlarıyla bezenmiş olan Allah Teala'yı bilmeyi kastediyorum diye cevap verdiler. Onlar, ey Allah'ın Resulü, biz amelden soruyoruz, siz ilimden cevap veriyorsunuz deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi biliniz ki Allah Teala'yı bilerek yapılan az amel fayda verir. Fakat cehaletle yapılan amel çok da olsa fayda sağlamaz buyurmuşlardır. Allah Teala kıyamet günü bütün kullarını ve alimleri diriltir. Sonra alimlere, ey alimler, ben halinizi bilerek ilmi size verdim. Bunu size azap etmek için vermedim. Kusurlarınızı bağışladım. Buyurun cennete. İslam büyüklerinin sözlerine gelince, Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali kümeyle hitap ederek, ey kümeil. İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın. Fakat ilim seni korur. İlim hakim, mal mahkumdur. Mal sarf etmekle asalır. İlim sarfiyatla çoğalır buyurmuştur. Yine Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali şöyle demiştir. Bir alim gündüzleri oruçlu olduğu halde harbeden, geceleri de İbadetle geçiren mücahit abidden daha üstündür. Bir âlimin ölümüyle İslam âleminde açılan boşluğu onun gibi yetişecek bir âlimden başkası dolduramaz. Yine Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali bir manzumesinde şöyle buyuruyor: Övünmek ancak ehli ilme mahsustur. Çünkü onlar doğru yolda oldukları gibi arzu edenlere de doğru yolu gösterirler. Herkesin derecesi bilgisiyle ölçülür. Cahillerse alimlere düşmandırlar. Alim ol ki ölmeyesin. Çünkü insanlar ölür. Fakat alimler diridirler. Ebu Lesvet şöyle diyor. İlimden daha değerli bir şey olamaz. Çünkü sultanlar insanlara hükmederken alimler sultanlara da hakimdir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle buyuruyor. Hazreti Süleyman aleyhisselam mal, ilim ve hükümdarlık arasında muhayyerken ilmi tercih etti ve bu sayede diğer ikisine de malik oldu. İbni Mübarek'e sordular. Kamil insanlar kimdir? İbni Mübarek alimlerdir dedi. Yine sordular. Melikler kimlerdir? İbni Mübarek zahitler dünyayı terk edip Allah için çalışanlardır dedi. Alçak seviyeli insanlar kimlerdir diye sorulunca İbni Mübarek din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır diye cevap vermiş ve alimden başkasını kamil insan saymamıştır. Çünkü insanın diğer canlı mahluklardan ayrılığı ilmi sayesindedir. İnsan hangi hususiyetle diğerlerinden ayrılırsa kemali de o sayededir. Şüphesiz İnsanın diğer mahlukattan imtiyazlı olması güç ve kuvvetiyle değildir. Çünkü deve kendisinden kuvvetlidir. Vücut eriliğiyle de değildir. Çünkü fil insanların hepsinden büyüktür. Yiğitlikle de değil. Zira aslan herkesten yüreklidir. Çok yemesiyle de değil. Çünkü öküzün karnı daha büyüktür. Bunun gibi cinsi münasebet bakımından da değil. Çünkü bu hususta da en küçük mahlukattan olan serçe kuşu insanlardan daha kudretlidir. Şu halde insan ancak ilim için, Allah'ı bilmek için yaratılmıştır. Diğer bazıları şöyle demişlerdir. Cahillerin kazançlarıyla alimlerin zararlarının ne olduğunu bilemedim. Hatta bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyorlar. Kur'an'ı okuyup anlayan kimse buna karşılık başkasındaki varlığı daha üstün görürse Allah Teala'nın büyüttüğünü küçültmüş olur. Fet-el-Mevsili şöyle diyor. Yemek içmekten kesilen hasta misali gibi ilim ve hikmetten mahrum olan kalpte ölüme mahkumdur. Bu söz doğrudur. Çünkü vücudun gıdası yemek içmek olduğu gibi kalbin gıdası da İlim ve hikmettir. Kalp de bunlarla yaşar. İlimsiz kalp ölüme mahkumdur. Fakat aşırı korku, yaranın acısını duyurmadığı gibi aşırı dünya sevgisi de bu hissi yok etmiştir. Ölüm, dünya telaşesini kaldırınca ayılan sarhoş veya korkuya atan insanın sızılarını acı acı duyması gibi bu hastalıkta bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar insan helak olduğunu anlar, hüsran içinde kalır. Fakat ne fayda? Nitekim insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar buyurulmuş. Fakat bu son pişmanlığın fayda vermeyeceği de anlatılmıştır. Perdenin aradan kaldırılacağı büyük günden Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. hasan Basri Hazretleri, alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır, ve ağır gelir demiştir. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud şöyle buyuruyor. İlim yok olmadan okuyun. İlmin yokluğu alimlerin vefatıyladır. Varlığım, kudretinde olan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah uğrunda ölen hakiki şehitler, alimlere verilen yüksek dereceleri görünce alim olmak için tekrar dünyaya gelmeyi arzu edeceklerdir.'' Doğrusu şu ki kimse alim olarak doğmamıştır. İlim çalışıp öğrenmekle elde edilir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle demiştir. Benim için gecenin azıcık bir vaktini ilme ayırmak, bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha sevimlidir. Hasan-ı Basri Hazretleri Allah Teala'nın Ey Rabbimiz! Bize dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Ayet-i Celilesinde zikredilen, Dünyadaki haseneden murat, ilim ve ibadet, ahiretteki haseneden muratta, cennettir buyurmuştur. Hakimin birisine, neyi sermaye edinelim diye sormuşlar. Cevabında, gemi battığı zaman, sizinle kalabilecek sermayeyi seçin demiştir. Geminin batması, insanın ölümüyle tevil edildiğine göre, kendisiyle kalacak sermayesinin de ilim olduğu anlaşılır. Diğer bazıları da şöyle demişlerdir. Hikmete uyan kimseye insanlar uyar ve onu öncü kabul ederler. Hikmet sahipleri daima tazim ve hürmet görür. Allah ona rahmet etsin. İmam Şafii şöyle buyurmuştur. İlmin hususiyetindendir ki az da olsa ondan payı olan sevinir olmayanlar da daima mahzun kalır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle demiştir. Ey insanlar! ilim öğrenin. Allah Teala hüsnü niyetle okuyanlara yücelik hilati giydirir. Hataları varsa bu hilati geri almamak için kendisine üç defa hitap eder. Bu hatalar ölünceye kadar devam etse de yine böyle olur. Allah rahmet etsin. Ahnef şöyle demiştir. Alimler efendi olmaya layık kimselerdir. İlimsiz ululuğun sonu zillettir. Salim bin Cad şöyle demiştir. Ben köleydim. Beni 300 dirheme satın alan bir zat azat edince kendime iş aradım ve okumayı tercih ettim. İlim sayesindedir ki aradan çok zaman geçmeden beni ziyarete gelen padişahı kabul etmedim.'' Zübeyir bin Ebu Bekir şöyle der. Babam Irak'ta bana yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Oku. Çünkü ilim fakirliğinde servet, zenginliğinde zinettir. Hazreti Lokman aleyhisselam da oğluna aynı tavsiyelerde bulunmuş ve demiştir ki Oğlum, alimler meclisine devam et. Bahar yağmuruyla yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuruyla da müminlerin kalbini aydınlatır. Diğer bazıları şöyle demişlerdir. Alemin ölümüne denizde balıklar ve havada kuşlara varıncaya kadar her şey ağlar. Daima siması canlandırılır ve hatıraları anılır. Zuhri şöyle demiştir. İlim lafzı müzekkerdir. Onu hakiki yiğitler sever.